Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Yeni bir tur videosuyla karşınızdayım. Eskihisar Daraca sahil turu yapacağız bugün. Hep beraber. Başlıyor turumuz. Hemen hiç vakit kaybetmeden ilk gemiyle karşıya geçeceğim. Öğleden sonra çalışacağım çünkü. Vakit kaybetmeden hemen karşıya gidelim. Turumuza başlayalım. En kısa sürede bitirip işimizin başına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Eskihisar tarafına geçip kısa bir sahil turu yapacağım. Kısa dediğim ne kadar sürecek yine belli olmaz da. Bu videoyu da sizlerle paylaşacağım. Zaten bir giriş yapmışızdır herhalde. Kısa bir Eskihisar sahil turu, artık ondan sonra nereye gider bilmiyorum. Öğlen zaten çalışacağım, iş başı yapacağım, o yüzden fazla uzun bir tur yapamayacağım arkadaşlar. Elimizden geldiğince artık saatin el verdiği kadarıyla bir tur yapıp sonra turu tamamlayıp iş başı yapıp çalışacağız ama. Evet, gemiden indik, Eskihisar sahile geldik arkadaşlar. Şimdi sahil yolunda. Sahil yolundayız. Güzel bir hava var bu mevsim için. Havayı güneşli bulunca hemen bir tur yapıştırdık. Eskihisar'dan gemiden inince hemen sol taraftan bir sahil yolu var. Bisiklet yolu, yürüyüş yolu. Buralara yolunuz düşerse deneyebilirsiniz. Hem yürüyerek hem de bisikletle çok güzel bir aktivite yapabilirsiniz. Şöyle güzel kafeler, restoranlar da var. Tam denize sıfır. Bence gelinebilir. 10 numara 5 yıldız yerler. Uzun bir yürüyüş ve bisiklet yolu da var burada. Neler var buralarda arkadaşlar? Vallahi gelip bence gezmeniz lazım. Çok güzel ya. Bisikletle şimdi her yere girmedim de dönüşte belki uğrarım. Şöyle küçük küçük junior evler vardı böyle. Hobbit evleri yazıyor. Nedir acaba, merak ettim. Ona bakmam lazım. Dönüş yolunda belki göz atarız. Eğer buradan dönersem tabii. Yolun ne kadar uzun olduğunu hiç ölçmedim ben de. Rastgele çıktım yola. Belki çok çabuk biter. Bayağı uzun yol dediler ama bana göre mi onlara göre mi onu merak ediyorum. Söyleyen arkadaşlara göre mi onu bilmediğim için. Her türlü donatı var burada. Parkından tam
kafeteryasına kadar. Spor alanlarına kadar her şey var. Plaj gibi yerler var ama denize girmek yasak diyor. Bayağı derinmiş herhalde. Her yerde özellikle uyarılar var. Oldu ki geldiniz, bence denemeyin. Bir bildikleri vardır. 15-20 metrede bir tabela var ya. Hava da güzel ama çok sakin ya. Bu saatler için bilmiyorum, gerçi erken ama. Gerçi Covid dönemindeyiz. Neyin normal olmasını bekliyorsunuz? Nereden devam ediyor acaba, hiç bilmiyorum. Sahil restoran. Sanırım havaya göre bir kalın kıyafet arkadaşlar Güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Mükemmel. Darıca sahildeyiz arkadaşlar. Derken ayrı haz alıyor musunuz bilmiyorum ama o kadar güzel ki buralar. Tek kötü yanı tura tek başıma çıkmış olmam. Bir küre olsaydı yanımda daha zevkli olabilirdi. Ama yine de çok güzel. Hayda, yolumuz bitti. Kestiremedik tabi.
Barıca. Barıca taraflarında ufak bir kaybolduk ama harita bir şekilde bulacağız sonra artık. Kafaya tuzdayı koydum, vakit çok dar ama belki yapabiliriz. Zor ama imkansız değil. Sola dönün. Hiç aklımda olmayan bir rota. Aklımda olmayan bir rotaya koyulduk. Başımıza böyle açtık yani. Ben bu sahil yolunun bu kadar kısa olacağını bilmiyordum. Tintin gezmeme rağmen 20 dakikada bitti. Hesapsız yaparsan bu işi böyle olur. Şimdi ağrımaya başladı yine. Azıcık basmaya gelmiyor. Demin deli gibi lüküs çıktık, terledik. Şimdi hızlıca iniyoruz. Nerelerdeyiz ya? Ulan bir rota çizemedim ben. Yemin ediyorum bir rota çizemedim. We'll be right back.
takta olmayan yokuş beni mahvetti be. Günahlarım arasında terlemek yoktur. Darıca'da Marmara tren raylarının güzergahının tam yanından böyle Eskihisar'a doğru dönüyorum yavaştan yavaştan. Turu uzatamadım. Riski atamadım. Yapacak bir şey. Bir dahaki sefer artık. Zaten uzun süremiyorum dediğim gibi şu an. Bisiklet sürmek ya da herhangi bir spor yapmak çok o kadar zor değil aslında. Tamamen bizim kendi açımdan da söylüyorum. Üşengeçliğimiz ve kendimizi özel zaman ayıramamamızdan kaynaklanan bir şey. Evde saatlerce oturup televizyon izleyip telefonla uğraşıyoruz. Vakit öldürüyoruz boşuna. Ya da 10 saat, 12 saat köz yatacağımıza 200 saat kendine ayırırsın. Her gün olmasına gerek yok. Mümkün oldukça. Fırsat bulduğunuz zaman, kendinize fırsat bulduğunuz zaman ayırabilirsiniz ama istediğiniz hangi spor, onu yapabilirsiniz. Bisiklet olur, yürüyüş olur, koşu olur, başka hangi aktiviteler aklınıza geliyorsa artık. Size yakın olan. 2-3 saat erken uyandım bugün mesela. Kısa bir tur yaptım. Kendime de çok yormadım zaten işte günün geri kalanına göre hareket edin. Mesela ben çalışacağım için öğleden sonra yorucu bir ve uzun bir rota seçmedim. Biraz sadece kondisyon yapayım diye. Orta kısa bir tur seçtim kendime. Çalışmadığınız günler, mesela müsait olduğunuz günler, günün yarısını veya tamamını da ayırabilirsiniz kendinize. Yanınızda da tabii bir arkadaş bulursanız daha da keyifli olabilir. Tek biraz. Gene güzel oluyor da. Sıkıcı oluyor tabii. Yani kalabalık aktiviteye göre daha sıkıcı oluyor. Yoksa sıkıcı değil. Olduğunuz zaman herkes birbirine kolluyor. İletişim oluyor. Sohbet, muhabbet. Hem tur daha keyifli hem de zaman da güzel geçmiş oluyor. Daha güzel geçmiş oluyor. Kendi kafanıza göre bir arkadaş bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Yol gibi de oraya diyor mu? Eyvallah.